Kur'an Kadir Gecesi diye işte 1000 aydan daha değerli diye bir vurgulama yapıyor. Binaenaleyh Kadir Gecesi muhteşem. Bu gece ne yapayım ya Resulallah diye hanımı Peygamber Aleyhisselam'a soru soruyor. Bu neyi gösteriyor? Bir kandil gecesinde ne yapılabileceğinin resmi ağızdan cevabı bu. Evet. Resmi ağız Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Filanca hoca efendi, filanca kitap, filanca müçtehit değil. Allah'ın kullarına gönderdiği temsilcisi. Söylediği her sözü kendisinden değil, Allah'tan alarak bize söyleyen Peygamberimize. Hanımı bu gece Kadir Gecesi ise ben ne yapayım ya Resulallah diyor. Bu soruya tek cevap verir Aleyhisselam Efendimiz. De ki Ayşe, Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seviyorsun, sen yücesin, beni de affet Rabbim. Bu kadar. Böyle de diyor. Bu cümleyi tekrar irdelersek, Kadir Gecesi gibi muhteşem bir gecede bile, Kadir Gecesi gibi muhteşem bir gecede bile, bunu vurguluyorum. Çünkü hiçbir gece yeryüzünde insanoğlunun güneş battıktan sonra ay ışığında yaşadığı hiçbir gece Kadir Gecesi'nin gölgesi kadar bile değildir. Kadir Gecesi'nin muadili yok. Kadir Gecesi 365 tane bin geceden vesaireden de daha değerli bir gece. O gecede bile ne yapayım sorusunda Allah'tan af iste diyor. Evet. Bunu da bir satır olacak bir dua ile öğretiyor Aleyhisselam Efendimiz. İrdelediğimiz zaman bunu şu çıkıyor. Kadir Gecesi'nin sana dönüşümü Allah'ın seni affetmesi olmalıdır. Bu affı nasıl yaparsın sen? Bir, evvela Allah'a ait haklardan yani işlediği günahlardan kul ciddi bir tövbe eder. Nedametle beraber, pişmanlıkla beraber istiğfar eder, tövbe eder. Evet. Bu haklar kulla bağlantılıysa, çalma, çırpma vesaire ise onlarla da helalleşir. Kadir Gecesi budur. Çünkü mümin bir kuş gibidir. Her günah da o kuşun ayaklarına bağlanmış bir kaya parçasıdır. Faiz, ana baba hakkına riayet etmemek, komşu hakkı ve yalan söylemek, gıybet etmek, hırsızlık yapmak, neyse haram denen şeyler, bunların her biri 50 kiloluk, 100 kiloluk bir kaya gibidir. Ayağına bağlanmıştır o kuşun. Çırpınır çırpınır uçamaz. Niye uçamaz? Ayağı taşlara bağlıdır. Tövbe etmek demek ve Allah'ın seni kabul etmesi, tövbeni kabul etmesi demek, o kayaları salması demek senden. Evet. Salındığı zaman sabahleyin uçacaksın demektir. Bunun ötesinde 100 rekat şu namaz, 200 rekat bu namaz, ayakta şu kadar durmak, oturarak bu kadar, bunlar peygamber tavsiyeli değildir. Ulemanın, Allah dostlarının, alimlerinin kendi zanlarına göre tahminleridir. Neden? Bağdat'ta bir Allah dostu veli bir zata sen ne yapıyorsun bu gece dendiğinde faizden tövbe ediyorum sabahleyin banka kartımı yırtacağım diyecek hali yoktu herhalde. Günah dosyalarına bakıyor, bir şey göremiyor. 100 rekat namaz kılayım diyor. Ama çocuklarına Kur'an öğretmekte bile sıkıntı çeken bir nesil olarak bizim 100 rekat namazdan önce 100 kere arınma mücadelesi içine girmemiz lazım. Bizim 100 rekat namazdan önce abdestimiz, guslümüz, teyemmümüz konusunda sıkıntımız var. Neslimize abdesti öğretmekte, guslün vakti geldiğini anlatmakta zorlandığımız bir atmosferde yaşıyoruz. 100 rekat namazdan önce 100 kere iman tazelememiz gereken, 100 bankanın ortasından camiye gitmek zorunda kaldığımız bir hayat yaşıyoruz biz. Faiz bizi çevrelemiş, şu kart, bu borç, bilmem ne derken faizi neredeyse helal hale getirmişiz. Sokaklarda müstehcenlik insanoğlunun yaratıldığından beri görmediği kadar abartılı hale gelmiş. Bu mevsimde Allah'a dönüş 100 rekat namaz kılarak değil, 100 kere Allah'a dönüş işareti olan tövbe ile istiğfarla Allah'ın şeriatını yaşama azmini göstermekle mümkündür ancak.